Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Yapı Kredi mobilimizden dolar hesabı nasıl açabiliriz ve dolar alım satımı nasıl yapabiliriz bunu uygulamalı şekilde göstereceğim. Arkadaşlar bizim dolar alıp satabilmemiz için öncelikle bir dolar hesabı açmamız lazım. Onun için ben başta dolar hesabı açacağım, daha sonra dolar alım satımını göstereceğim. Hemen sol üstten 3 çizgiye basıyoruz. Yapı Kredi mobile girdikten hemen sonra şimdi 3 çizgiye bastığımda bakın burada hesaplarım var. İkinci sırada hesaplarıma giriyorum. Daha sonra arkadaşlar birinci sırada vadesiz hesaplarıma basıyorum. Bastığımda bakın sağ alt köşede artı işareti var arkadaşlar. Hemen bu artı işaretine basıyoruz. Bastığımızda mesela bu vadesiz hesabımızın ismi ne olacak? Kendimiz yani istediğimizi buraya yazabiliriz. Örneğin ben dolar hesabım yazıyorum bu hesabın ismini. Daha sonra para birimini seç diyor. Bakın birçok para birimi var burada. Ben dolar hesabı açacağım için Amerikan dolarını seçiyorum. Daha sonra arkadaşlar cüzdanın gönderileceği e-posta diyor. Seçiniz diyorum. E-postamı seçiyorum. En alttan dam yapıyorum. Dam yaptıktan sonra onayla yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar dolar hesabımı şu anda açtım. Açtıktan hemen sonra arkadaşlar biz artık dolar alım satımı yapabiliyoruz. Hemen sol üstten şu 3 çizgiye tekrar basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar hemen yatırımlara giriyoruz dolar alıp satabilmek için. Yatırımlara giriyoruz. Yatırımlara girdikten hemen sonra arkadaşlar bakın aşağıda döviz altın bölmesinin altında alış satış var. Hemen şu alış satışa basıyoruz. Bastığımızda arkadaşlar bakın biz şu anda alış bölmesindeyiz. Yani alım yapıyoruz. Hangi para birimini alacağız? Ben dolar alacağım için dolara basıyorum. Dolara bastım arkadaşlar. Şimdi bakın bize diyor ki paranın çekileceği TL hesabı. Yani hangi hesabımızdan dolar hesabımıza para aktarılacak? Onu seçiyoruz. Paralar aktarılacağı döviz hesabımız seçili zaten. Daha sonra arkadaşlar en alttan tutara basıyoruz. Ben örneğin kaç liraya dolar almak istiyorum onu seçeceğim. Örneğin bizde şu anda 100 TL var. 100 TL yazıyorum. 100 TL'nin karşılığında bana 3,72 dolar verdiğini söylüyor. Ama arkadaşlar şunu da belirteyim. Bu işlemi arkadaşlar bu alış satış işlemlerini mesai saatleri içinde yapın. Çünkü mesai saatleri dışında çok fazla makas var. Yani çok fazla kar payı alıyorlar. Hemen en alttan dam yapıyorum. Dam yaptığımda arkadaşlar onaylarsam şu anda benim dolarımı almış oluyor. Hemen geri gelip satış işlemini size göstereceğim. Bakın şu anda biz alış bölmesindeyiz. Sol üstte alış var. Şu an satışa basıyorum sağ üstteki. Satışa bastığımda bakın bende sadece dolar hesabı olduğu için doları gösteriyor. Dolara basıyorum. Dolara bastıktan sonra arkadaşlar paranın çekileceği dolara hesabım belli. Paranın yatırılacağı TL hesabımızı seçiyoruz. Hangi hesabımıza aktarılacak bu TL? Onu seçiyoruz. Daha sonra mesela kaç dolar bozdurmak istiyoruz? Örneğin biz 3 dolar almıştık ya. 3 doları buraya yazıyorum. Devam yaptığımda 3 doların karşılığında mesela bana diyor ki 76 TL vereceğim sana arkadaşlar. Hemen en alttan devam yaptığımda arkadaşlar dolarımı bu defa bozdurmuş oluyorum. TL hesabıma çekmiş oluyorum. Siz de bu şekilde arkadaşlar ister euro olsun ister dolar olsun aynı işlemlerle Yapı Kredi Mobil'den döviz alım satımı yapabilirsiniz. Doları veya euro hesabı açıp işlem yapabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.